Bugünlerde neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde yer alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci için dünyayı kurtaran çift ifadesi kullanıldı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında meraklı arayış başladı. Çiftin kim oldukları, evli olup olmadıkları, kaç yaşında oldukları büyük merak konusu oldu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci birbirleriyle evli bir çift. Koronavirüs aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin arkasında Türkiye kökenli iki bilim insanı var. ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında %90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu. Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, son yıllarda göç konusunun tartışıldığı Almanya'da göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriliyor. Avrupa Reform Merkezi Baş Ekonomisti Christian Odendaal, haberin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki misafir işçiler programı hep sorgulandı, dedi ve ekledi. Uğur Şahin'in babası, Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi. Şimdi oğlu, dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir. What the immune system should do with this information. Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından duyurulan haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı. Yapılan açıklamada insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşısının %90 etkili olduğu aktarılırken uluslararası kamuoyu iki şirketin başarısını konuştu. Başarıya ulaşan BioNTech şirketinin kurucusu Özlem Türeci ve Uğur Şahin de başarılarıyla bahsedilen isimler arasında yer aldı. BioNTech aşı ile ilgili şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulunmadığını ve ay sonuna doğru ABD'den acil durum için kullanma izni almayı beklediklerini söyledi. Aşı 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanacak. Yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Aşı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Şahin, küresel 3. fazın ilk analizinde COVID-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel işbirliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat, dedi. Almanya'da 23 Nisan'da klinik deneylerine başladık ve şimdi değişik aşı dozlarını değişik aşı dozlarında çalışıyoruz ve her gün 5-10 kişiye bu aşıyı veriyoruz. Amerika'da da aşı deneylerine başladık. Amerika'da da ayrıyeten iki şehirde bu deneyler gidiyor. Çalışmalarınız ne zaman sonuçlanır tahminen? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Hani insanlar aşı ile sizce en erken ne zaman tanışacak? Aşılarımıza başladık. Gelecek 6 ve 8 hafta içinde kullandığımız aşılar yan etki yapıyor mu, yapmıyor mu diye onu öğreneceğiz. Dozunu öğreneceğiz. Ve bağışıklık sistemindeki verdiği reaksiyonları öğreneceğiz. Aşı yaptığımız insanlardan serum kazanıp bakacağız virüsü inaktif şekle getiriyor mu getirmiyor mu diye. Peki kaç kişi var şu anda? Aşı olan kaç kişi var Uğur Bey? Şimdi biz ilk 8 haftanın içinde 500 kişi de bunu deneyeceğiz ve bu 500 kişi de denedikten sonra eğer aşımızdaki dozu bulduktan sonra binlerce kişi de bu aşı denenilecek. Normal olarak bir aşıyı piyasaya çıkana kadar on binlerce insana bu aşı veriliyor ve yan etkilerine bakıyoruz ve aşı reaksiyonlarına bakıyoruz ve ayrıyeten de aşı olan insanlar kontrollere rağmen daha az hastalık geçiriyor mu diye onu da kontrol etmemiz lazım. Bu
BioNTech'in CEO'su olan Profesör Uğur Şahin aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Genimed adlı ilaç şirketinin bilimsel tavsiye kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Immünolog ve onkolog olan Şahin İskenderun'da doğduktan sonra 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hali gerçekleştiren Şahin bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift ilk şirketleri Genimed'i 1.4 milyar euroya satmıştı. BioNTech'in piyasa değeri ise şimdiden 20 milyar euroyu aştı. Ocak ayında Profesör Şahin ekibini toplayarak "Yeni görevimiz bu virüsü yenmek, bu insanı bir görev" dedi. Ticari başarısına rağmen üniversitede ders vermeyi de bırakmayan Şahin toplantılara elinde bisiklet kaskıyla giriyor ve akademisyen arkadaşları tarafından mütevazı biri olarak nitelendiriliyor. Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci 10 yıl boyunca klinik ve bilimsel danışma kurulunda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech'te tıp şefi oldu. 53 yaşındaki Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı. Babası İstanbul'da bir doktor olan Türeci'nin ailesi doğumundan önce Almanya'ya göçmüş. Türeci eşiyle Hamburg'da çalışırken tanışmış. Doktor Türeci düğün günümüzde bile laboratuvarda çalıştık diyor. Genimed şirketinde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemine kanserle mücadele etmeyi üreten çalışmalar yapıyordu. Bu uygulamada bağışıklık sistemi kanserli hücreleri vücuda giren bir virüs gibi algılayarak onları ortadan kaldırmaya çalışıyor. 2008'de Profesör Uğur Şahin, Doktor Özlem Türeci ve Christoph Haber tarafından kurulan şirket yıllar içinde tıp alanında pek çok araştırma yaptı. BioNTech şirketi Eylül 2019'da Bill ve Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz tedavilerine yönelik de bir anlaşma imzalamıştı. Ayrıca Bill Gates BioNTech şirketinin %18 hissesiyle ortağıdır. 2020 yılında koronavirüs pandemisiyle birlikte şirket ilaç devi Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı. Avrupa Birliği iki şirketin ortak girişiminden aşı almak için 200 milyon dozluk bir sözleşme imzaladı. Aşının başarıya ulaşması durumunda Japonya 120, ABD 100 ve Birleşik Krallık da 30 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı. Bugünlerde 20 milyar euro değerini de aşan şirketin piyasa değeri Times gazetesine göre Porsche ve Deutsche Bank'tan daha fazla. Wall Street Journal şirketin Ocak ayından bu yana değerini 3'e katladığını aktarıyor. Geleneksel aşı yöntemlerine göre daha hızlı ve daha fazla aşı üretilmesini sağlayan mRNA yöntemini kullanan şirket yıl sonuna kadar 100 milyon dozdan fazla aşı üretmiş olmayı hedefliyor. Şirketin diğer kurucu ortakları arasında ise Alman milyarder kardeşler Thomas ve Andreas Strohmann bulunuyor. Kardeşler Türeci ve Şahin çiftinin Genimed şirketinin de ortakları arasındaydı. Bu gördüğünüz İki insanımız şu anda Almanya'nın en zengin ilk yüzüne girmiş iki insanı görüyorsunuz. Ama parasını pulunu bir kenara koyun. BioNTech adında bir şirket kuruyorlar 2008 yılında. Ve de bunu ünlü ilaç firması Pfizer'a satıyorlar. Ve de bütün dünyanın 6 milyar insanın umutla beklediği COVID-19 aşısını İşte gördüğünüz bu çiftin şirketi buluyor. Euronews'e göre BioNTech, Ocak ayından bu yana daha hızlı sonuç alabilmek için Şahin'in baskısıyla haftada 7 gün çalışan iki farklı araştırma grubu oluşturdu. Profesör Şahin bu çalışmalara Işık Hızı Projesi, Project Lightspeed adını verdi. O dönemde ABD'ye seyahat yasağı olduğu için laboratuvarda geliştirilen bazı genetik materyaller Pfizer yöneticilerine ait özel bir jetle ABD'ye taşındı. Euronews, aşının mülkiyet hakkının BioNTech'e ait olacağını fakat ortaklık gereği Pfizer'e bazı imtiyazlar verileceğini aktarıyor. Şimdi bu aşı çalışmaları küresel bir problemdir ve bunu ancak beraber çalışarak çözebiliriz. Çalışmaya başladık. Bir şirket, Fosun şirketi Çin'de deneyler yapmak için. İkinci şirket de Pfizer şirketi. Biliyorsunuz Pfizer dünya çapında aşı deneyleri yapıyor ve Pfizer'la beraber çalışarak bu klinik deneylerini
çok çabuk yapıp bitirmek istiyoruz. En geç sene sonunda elimizde daha çabuk yapmamız için başka şirketlerle beraber çalışıyoruz. Çin'de Fosun şirketiyle çalışıyoruz ve Amerika'da ve dünya çapında Pfizer şirketiyle beraber çalışıyoruz. Böyle beraber çalışarak klinik deneylerini daha çabuk bitirmeye uğraşıyoruz. Sene sonuna kadar aşımızı piyasaya çıkarmak için yeterince kişiye aşıyı vermek istiyoruz ve deneylerden eğer pozitif çıkarsa bunu sene sonunda inşallah piyasaya çıkartabiliriz. Ve şimdi Türkiye'de biz TÜBİTAK ve TÜSEB ile beraber görüşmelere başladık ve bu görüşmelerde Türkiye'de klinik deneyleri yapalım mı, nasıl, ne zaman yapabiliriz diye onu konuşuyoruz. Bu konuşmalar da sonuç vermedi ama eğer klinik enstitütü bulursak ve Türkiye'de zamanlı bir şekilde aşı deneylerine başlayabilirsek bunu düşünüyoruz. Evet, biz şimdi Türkiye'de TÜSEB'le ve TÜBİTAK'la görüşüyoruz ve bu görüşmelerde beraber çalışmayı düşünüyoruz. Eğer bu görüşmeler iyi giderse belki 2 ay içinde Türkiye'de klinik deneylerine başlayabiliriz. Wall Street Journal 1500 kişilik BioNTech'in 100 binden fazla çalışanı olan Pfizer ile anlaşmasını ise şöyle aktarıyor. İki şirket birlikte geliştirdikleri grip aşısını 2020'de denemeye başlayacaktı. Fakat pandemi planları değiştirdi. İki şirket bir sözleşme bile imzalamadan birlikte çalışmaya dair bir proje için kolları sıvadı. Profesör Şahin yalnızca güvene dayalı bir şekilde başladık diyor. Anlaşma kapsamında BioNTech mRNA araştırmalarını birkaç yıl önce bulaşıcı hastalıklar birimini kapatmış olan Pfizer'e açtı. Pfizer ise aşı geliştirme uzmanlığı ve altyapısını bu aşının üretimine sundu.